Abi bak, seninkiler orada. Yolda kalırsan haber ver de gelip toparlayalım. Toparlayalım. Nereye Kerem? Sen bekle, 2 dakika, ben şimdi geliyorum. Ne diyorsun lan? Ha? Ben seni her yerde görmekten acayip sıkıldım, biliyor musun? Daha göreceksin, bu kafe babanın malı değil. Ha? Burası kafe mi şimdi? Ha? Sokakta da senin yüzünü görmeye mecbur muyum lan ben? Kerem, ben geç kalıyorum. Gelmezsen otobüse gidiyorum, haberin olsun. Tamam, gidelim. Zaten bu ödle korkudan neredeyse altın edecek. Oğlum, bu lafın altında kalacağına çaksaydın ya ağzına bir tane. Kalitme acayip çizildi, haberin olsun. Bu kız senin bir daha suratına bakmaz. Abi niye bir şey yapmıyorsun ya? Buzla giderse eve gerçekten geç kalacaksın. Seni ben bırakayım mı? Ne diyorsun lan sen? Delirdin mi? Hey! Ne yapıyorsun sen? Durun! Kerem! Sizler! Durun! Ne yapmayın? Utan lan! Şerefsiz lan! Ya beni lan bırakın! Durun! Utan! Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Şerefsizmiş! Sensin lan şerefsiz! Alo! Al bakalım! Yılmaz abi! Ne alan? Yılmaz abi gel! Ne oldu? Buraya gelebilir misin? Kerem'in başı dertte. Öyle mi? Neredesiniz? Ben dükkanı görmedim. Karar verecek olan sizsiniz. Bana öyle bir yer gerekiyor. Yeniden terzilik yapmaya başladım. Eskiden kurtulmaya çalışıyordum ama şimdi özlüyorum. Eve yakın bir yer baksak. Yani sizin için daha kolay olmaz mı? Olur da. Annem eski mahallesini özlüyor. Asıl mesele bu. Aman be Elif. Yalan mı? Diline doladım bunu. Yalansa yalandı. Yani bu dükkanı ciddi olarak kullanacağım. Nerede kaldı bu kız? Şimdiye kadar evde olmalıydı ama sen bir arasana Elif, ben arayınca sinirleniyor. Niye kızıyormuş? Şımarığa bak. İşte ikide bir de telefon etmemeliyim, şimdi işi gücü varmış. İyi. Bir 10 dakika daha bekleyelim de sinirlenmesin hanımefendi. Tamam tamam yeter. Nereye gidiyorsunuz lan? Dur, gel gel. Yapma! Yeter artık, yapma! Ulan lan, doyma lan sen! Daha dayak mı istiyorsun? Bırakın Yeter! Bırakın! Yapma! Durun lan! Durun lan! Bırak! Var mı lan öyle 1 kişiye 3 kişi? He? O bize saldırdı, biz bir şey yapmadık. Doğru mu bu lan? Ama sebebi var Yılmaz abi. Tamam hadi yürüyün lan işte, yürüyün! Bak bakayım. Alo? Nalan? Efendim ablacığım? Neredesin sen? Geldiniz mi? Geldik tabii. Seni bekliyoruz. Abla, annemi belli etme ama ters bir şey oldu. Ne oldu Nalan? Kerem birkaç çocukla dalaştı. Gelince anlatırım. Neredesin şimdi? Kerem yanında mı? Yanımda, merak etme. Biz hemen gelip alıyoruz seni, tamam mı? Abla, Yılmaz abi de yanımda. Birinden yardım istemem gerekti, ben de onu aradım. Anladım. Ne zaman geleceksin? Birazdan evde olurum. Ne olur annemi idare et. Ne diyeceğim? Kafede doğum günü kutlaması vardı. De. Biraz gecikecek dersin. Yalan değil. Gerçekten vardı. Tamam, sen de acele et. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Kafede bir doğum günü kutlaması varmış. Ondan gecikmiş. Şimdi çıkıyor. İyi. Hoş geldiniz. Hoş buyurun. Bulduk. Yılmaz'a da haber verseydik keşke. Buyurun. Belki biraz kafası dağılır. Söyledim ama istemedi abi.
Ya Ekrem, insan kendi hayatını nasıl bu kadar karıştırır? Sence? Anlaşılır şey değil. Niçin? Aşk için diyelim mi abi? Mahpustaki halini hatırlıyor musun? Bence daha o zamandan kafasında kurmuştu bunları. Vallahi olabilir. Etrafını hiç gözü görmüyordu. Öyle yüzünü karartıp oturuyordu abi. Bir şeyler yapmamız lazım Ekrem. Şimdilik bilmiyorum ama... Düşüneceğiz, düşüneceğiz. Evet, sizi dinliyorum. Şimdi kavganın sebebine gelelim bakalım. Abi bu çocuk bir süredir bizim kafeye takıldı. E'si işte neredeyse her gün burada. Peki sana mı asıldı? Ne asılması Yılmaz abi ya? Kerem bu olayı o kadar büyüttü ki. Ya bal gibi asıldı işte. Seni konsere davet etmedi mi? Evine bırakmak istemedi mi? Ne var bunda? Ben kabul ettim mi? Hayır. Yok bir de kabul etseydin. Benim korunmaya ihtiyacım yok, tamam mı? Ay, sinir oluyorum Yılmaz abi ya. Tamam kavga etmeyin çocuklar. Bu çocuk anladığım kadarıyla müşteriniz. Öyle. Onun buraya gelmesini engelleyemezsiniz. Bir terbiyesizlik mi yaptı? Hayır. Beni konsere davet etti kibarca. Hayır dedim. Üstelemedi bile. Gördün mü? Biraz sinirlerine hakim ol Kerem. Ne zamandır burada çalışıyorsunuz? Yılbaşından beri. Çalışmanız mı gerekiyor? Şu sıralar evet. Babama yardım etmek için. Nalan da bunun için çalışıyor. Niye? Hayri abinin durumu kötü mü? Meyhane satışa çıktı ya Yılmaz abi. Haberim yok. Kimse söylemedi bana. Herkes biliyor aslında. Sen de biliyorsundur diye düşündüler herhalde. Biz de para biriktirip babama verecektik. O da birikmiş parasını üstüne koyup dükkanı satın alacaktı. Ne oldu peki? Biz parayı denkleştirene kadar alıcı çıktı dükkanı. Yapma ya. Tamam. Hadi geç kalmayın evlerinize. Ben seni eve bırakırım Nalan. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.